أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعلني وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. اللهم إنك عفو والكريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم استخدمنا في خدمة القرآن والإيمان والإسلام. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك أن تهدي قلوبنا بنور معرفتك أبدا. يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. 26. söz, 3. mektup. Neticeyi meram. Madem bir müşahede görüyoruz ki, her bir zihayatın neşv-i nema zamanında zerreleri eğri büğrü hudutlara gider durur. Zerreler yolunu değiştirir. 208. Neticeyi merak. Zerreler yolunu değiştirir. O hudutların nihayetlerinde birer hikmet, birer fayda, birer maslahatı semere verirler. Birer hikmet, birer o hudutların nihayetlerinde birer hikmet, birer fayda, birer maslahatı semere verirler. Yani birer maslahatı, birer onlarla o hudutlar buraya gelip duruyor, onunla bir maslahat, bir fayda gerçekleşir. Semere verir, meyve verir, yani bu tahakkuk eder. Bir ve dahi o şeyin miktarı surisi, suri dış görünüşteki miktarı bir kader kalemi ile tersim edilmiştir. Şimdi şöyle düz sureti resmedilmiş. Şu kadar olacak, şöyle olacak. Miktarı suresi. Şuraya geleceksin, şu şekli alacaksın, şu özelliği alacaksın. Tersim edilmiştir. Miktarı suresi. İşte meşhur bedihi kader o zihayatın manevi halatında dahi miktar-ı suresinde bir tersim var. Dış görünüşünde, kalıplarında. Fakat ayrıca o zihayatın manevi halatında dahi bir kader kalemiyle çizilmiş muntazam meyvedar hudutları nihayetleri var olduğunu gösterir. O zih, o canlının manevi halatında
miktar usulü ise dış görünüşünü şöyle bir şekilde anlıyor. Manevi halatında herhalde insan olarak düşünürsek ruhu, hissiyatı, hücre olarak düşünürsek hücrenin özellikleri, başka bir şey düşünürsek onun ona verilmiş olan özellikler, properties, ona verilmiş olan özellikler. Yani bir şöyle şekil alıyor, şöyle gidiyor, şöyle bir şekilde olacak. Usulü bir dış görünüş, dışta şuraya kadar gelecek, şurada duracak, şunu yapacak. Şu fiilen herhalde madde, yok, zahirdeki görünen özellikleriyle, cismiyle gibi. Bir de manevi halatında dediği, hani dindar mı değil mi anlamında değil mi? Onu herhalde kendindeki bulunan iç özelliklerinde, ona yüklenmiş olan özelliklerde. Bir kader kalemiyle çizilmiş, o zihayatın manevi halatında dahi bir kader kalemiyle çizilmiş, muntazam meyvedar hudutları yine, muntazam meyvedar hudutları yine belli bir maksadın gerçekleşmesi üzerine korunmuş sınırlar mı diyelim? Hudutlar. Bizim görmediğimiz sınırlar olmuyor mu o zaman? Manevi dediği aslında... Özellikler. Yani bizim gözle görmediği için bir gözle görmediği... Zahirde görünüyor. Zahirde yani bir zahirde olmayan şeyler, bizim mesela kendi... Onu, ama sen insan için olunca şöyle şöyle diyoruz da, yani adamın duygusu var, aklı var, mesela düşünüyor, hissediyor diyoruz da, sen mesela hücre için ne dersin, onun kendine ait bir özelliği var, propertisi var, şunu yapar, şöyle davranır, bakıp şu şekilde hareket ediyor. Şimdi. Kabiliyetler olabilir mi? Yani olur mu? Ona kabiliyetler, ona verilmiş olan özellikler. Mesela insanda şöyle bir şey geldi. Mesela benim bu şeyi yapma kabiliyetim bu kadardır. Ama o yani şeyde görülmez. Zahirde görülmez ama içinde var. Manen benim o şeyle alakalı bir ilişkimin bir şeyi vardı. Yani bir sınırı vardı. Manevi bir sınırı. Ben ondan fazlasını gidemezdim. Manevi dediği herhalde tartıp ölçüp biçemezsin. Evet yani. Ölçebilsin ama... Veya baktığım zaman göremez. Göremezsin fakat onun, ama var. Onun özelliği yani. Mesela diyelim. Ben şu işi bu kadar yapabiliyorum. Veya hafızamın bu işi bu kadar alıyorum. Mesela biz de şöyle baktığımızda, dışarıda baktığımızda biz beyin görüyoruz. Hafızadır, düşünme özelliğidir, görmüyoruz. Ama fiiliyata döküldüğünde bende böyle bir özellik varmış diye sonradan çıkıyor. Ama insanın dış kalıbını görüyoruz. Gözü burada, kafası burada, eli bu, kolu burada, parmakları var, görüyoruz. Elmanın ne kadar tatlı olduğu değil mi yani? Evet. Yemeden bilinmez. Yemeden bilinmez ama her elmanın tatlılığı aynı değildir. Yani. Evet. Ama birisi... Bir şey var. Yani manevi dediği için onu maneviyatımıza dikkat edelim dediğim şey anlamda değil mi? Evet, o melekut da değil. Yani onlar hepsi mülktür. Buradaki manevi dediği de benim anladığım mülktür. Yani mülkiyetinde insanın etikeniği var, mülkiyetinde insanın hissiyatı var. Hissiyatın ne anlama geldiği, neye delalet ettiğine biz böyle kütlüyoruz. Buraları biraz daha kafamızda böyle yerleştirelim. Manevi halatında dahi bir kader kalemine çizilmiş muntazam meyvedar hudutlar, nihayetleri, hudutların nihayetleri var olduğunu gösterir. Yani şu özelliğin senin şunu yapacak, ondan fazlasını yapacak, ondan azını yapmayacak. Yani kalıplar içerisinde gerçekleşiyor. Sonsuz açılıp giden olup yok, şu kadar. Mesela bana şöyle bakınca bir şey yok gibi, bende ama bir şey kaldırma gücü var. Kaldırma gücü var, nihayet kaldırabiliyorum onu, yerinden hareket ettirebiliyorum ama onun bir nihayet hızı var. Şu kadardan şu kadara kadar gibi. Mesela sonsuza dek olmuyor. Demek ki bir miktar belirlenmiş. Hudut çizilmiş, sınır çizilmiş. Görmeyi. Miktar dediği o. Her yaprağın bir kadar onu birincisinde söyledi. Dedi ya suri, miktar surisi dedi. Tamam, onun da miktarı var. Şu kadar
mesela ne ağacıysa o ağacın veya bitkinin yaprağı şu kadar olacak, şu özelliğe sahip olacak, şurada duracak. Orada duracak. Bak orada bir, demek ki bir miktar belirleniyor. Bir de o yaprağı diyelim ki solunum yapıyor. Fotosentez yapıyor diyorlar. Doğrudur. Bir şey yapıyor. O fotosentez yapma kabiliyetin de bir sınırı var. Nereden manevi değilim de o. Evet, ama cismen baktığımızda bir iskeleti var, aradaki dokunması var, hücreler nasıl dokunmuş var, doğru. Bir de kabiliyetlerinin sınırları var. Yani sınırdan maksat, ama faydalı bir noktada, şuraya kadar gelip orada duruyor, maslahat. Şurada duruyor. Peki, hala buranın neye söyledi, neden bunu gündeme getirdiğini söyleyen cümleyi okumadık henüz. Bak burada bir ne olup diyor, ne anlatıyor diye kafamız bir açıklansın ve aydınlansın. Tamam. Şundan bahsediyor dedik. Dedikten sonra hep böyle bak bir sınırı var. Hudutları var. Nihayetleri var. Yani birisi şu kadar olacaksın dedi. Yani niye bu kitap mesela diyelim 10 santim eninde, 20 santim boyunda, neden 15 değil 20 dediğimizde birisi buradan kesmiş diyor. Yani kitabın sayfası kendisi buraya gelmiş durmuş değil. Biri kesmiş diyor. Bu harflerden neden böyle bir cümle oldu? İşte bu kadar cümle. Mesela 6 kelimeden oluşmuş bir cümle. Birisi bunu 6 kelimeden oluşacak bir cümle olarak yazmış. Bir baktığımızda bir cümle görünüyor. Okuduğumuzda anlamının da şunu söylemek istiyor diyor. Ya onun da bir sınırı var. Neyi demek istiyorsa hududu var. Her şeyi demek istiyor bir cümle. Bir şey diyor. Şunu diyor da şunu demiyor diyor. Biz bu sınırı isteyelim, ister belirleyebilelim, ister belirleyemeyelim. Önemli değil. Genel olarak varlık aleminde böyle. Sınırlı. Yani miktar oraya gelecek. Nihayet, hepsi nihayeti var. Bunu anladıysak son cümleyi söylüyor. Bunu gördük ya, söylüyor. Kudret mastardır, kader mistardır. Kudret o maani kitabını o mister üstünde yazar. Şimdi kudretle kader aynı kelimeden geliyor, birbiriyle ilişkili. Ama hani miktar belirleme, kaderde aynı kelimelerden geliyor. Bunu anlayabilirsek güzel olacak. Yani kafamızda net olacak. Kainatta ne olup bitiyor. Kudret, yani kader, kudret, miktar aynı kelimelerden geliyorsun. Ama ilişkisi ne? Aynı şey demek mi? Hayır. Hayır. Kudret, anlıyorum değil mi? Kudret dediğimizde güç, kuvvet tecelli ediyor. Kader dediğimizde belirli bir ölçüde belirlenme, yani belirli bir ölçüde miktar belirlemesi. İlme daha çok bakıyor. Kudret. Kazan. Çok doğru. Çok doğru. Kader. İlme daha çok bakıyor. Miktar belirlemeye daha çok bakıyor. Kudret bir şey yoktan var ediyor. Ha, miktar, pardon, kader o yoktan var edilene bir kalıp veriyor. Şu kadar gideceksin. Şundan sonra değil diyor. Ama buradaki kullanıma göre düşünmeni, bu dediğin dil olarak deyince doğru söyledin, yanlış değil. Ama buradaki mastar deyince
kader mastarı. Ha, ama buradaki kelimeyle tevafuk ettiği için onu buraya getirmedi. Yanlış anladım. Neden? Burada kudret mastardır dedi. Burada dildeki mastar manasında değil. Çıkış yeridir. Mastardır. Geldiği yerdir. Kaynaktır manasında. Ama sudur, biz çalıştık. Sudur nazariyesi diye oraya girmeyeceğiz ama sudur ettiği yerdir. Sudur nazariyesi diye bilinen bir anlayışın kullandığı teknik anlamda kullanmıyoruz burada mastar kelimesini. Bayağı bir şeyin sudur ettiği yer. Geldiği kaynak. Mesela bu kainat nereden geldi? Bir kudret sahibi var ki o bunu yoktan var etti. Yok iken var etti. O yok iken var eden kudretin tecellisidir. Kader ise miktardır. O var edilenin miktar ne demek? Miktar belirleme demek. Miktar değil. Satır aleti denir miktar diye. Ben öyle öğretmişlerdi bize. Miktar eskiden çizgili kağıt yok. Kağıt vardı da çizgilerin ayrıca basacak şekilde o teknik gelişmiş sonradan. Çizgili kağıt yok ama insanlar düzgün yazı yazmak için ne yapıyorlar? Böyle bir çerçeve var. Bir çerçeve düşünün. Çerçevenin ortasından ipler geçiyor. Yani ortasından değil, bir ucundan diğer ucuna belirli aralıklarla, bir santim yok yarım santim aralıklarla ip düşeyim. O iplere belli bir madde koyun ki şöyle her bir ipi çekip de bıraktığınızda gerilmiş ipi oraya iz bıraksın o madde. Yani belki un mu yaptılar neyse o eski ilk primitif şeklini düşünün. Ona miktar denir işte. Satır aleti denir. Satır çiten alet. Ne demek o? Yani sen şuradan başlayacaksın, şu çizgi üzerine gideceksin, şurada duracaksın. Çünkü o alet miktar belirleme aleti demek miktar. Evet, bir şeyin ölçü birimi miktar. Yani ölçüsünü belirleme demek senin. Ama bu güzel oluyor şimdi. Nasıl güzel oluyor? Yukarıdakini anladıysak her şeyde böyle bir iki yönüyle nihayet hudut var. Öyle şeyde. Bir suri yönüyle bir kabiliyet yönüyle. İstidat yönüyle. Peki bunu biz öyle tamam bu ne demek? O da o zaman şunu anlayacağız. Kainatın yoktan var edilişi kudretin tecellisidir. Yoktan var edilişin belli bir miktarda, sınırda belirlenmesi şuraya kadar geleceksin, ondan sonra duracaksın. Şu kadar olacak, şundan sonra olmayacak. Şu kadarını görebileceksin, ondan sonrasını göremeyeceksin. Bak, belli bir miktarda belirlenerek vücut biliyorlar. İşte onun nereye kadar gelip ondan sonra durmayacağını bakan yönüyle olayı anlamaya çalıştığımızda kaderin tecellisini görüyoruz. Mesela bir varlığa, bir taşa ya da toprağa, yıldıza, insana senin miktarın şu kadardır, senin şunu yapabilirsin, ondan sonrasını yapamazsın dediğimiz yerde onun kaderinden bahsediyoruz. Bakın alın yazısını, insan iradesini ortadan kaldıracak şekilde anlamak ya da yorumlamak tamamen yanlış. Alın yazısı deyip de. Ama sana verilen, mesela senin kaç tane parmağın var? 5. İşte o senin kaderin. 5 parmaklı olmak senin kaderindir. İradeyle olmayan hayatın çoğu iradeyle olmuyor. İradeyle sadece belli bir yer. Yani 5 parmağını nasıl kullanacaksın sana bırakılmış ama 5 parmağımla ben dünyayı döndürürüm dersen döndüremediğin belli. Dağı kaldırırım dersen değil. İrade-i cüz'iyenle o 5 parmağından ne kadar bir şey yapabileceğinin bir miktarı belli. Sen istediğin zaman irade-i cüz'iyeni kullanırsan o miktar içerisinde bir hududu var. O hududu ne kadar getirirsin. Yani şu kadar. Mesela
1 kilo ile 0 kilo ile 50 kilo, 100 kilo arasındaki bir ağırlığı kaldırma miktarı var. Şimdi sen irade cüziyesini kullandıkça o 20 kilo, 25 kilo, 30 kilo, 35 kilo diyor kalıyor. İşte o orada kalıyor, sonsuza gitmiyor. O nihayet hududunun belirlenmesi kaderin varlığını gösterir. Miktar belirleniyor. Sen belirlemiyorsun. Seni yapan onu belirliyor. Yani kainatı yalnızca kudretin tecellisi değil, aynı zamanda kaderin tecellisi diye gör. Birlikte görmektir. Şimdi sonunda güzel bir cümle söyleyecek. Kainatı bu şekilde görmek çok güzel. Kudret, yani her şey, ama şunu diyelim, bu cümle okumadan önce şunu diyeceğiz. Hani onların bir nihayet hududları vardı her şeyin. O nihayet hududu çok anlamlıydı. Yani meyvedardı. Şundan sonra olmuyor. Şu kadar olmuyor. Bir bakıyorsun o miktar belirlenmesinde ortada güzel bir ağaç çıkıyor. Belli bir işleri gören bir hayvan çıkıyor. Yani meyveli. Daha doğrusu meyveli dediğim neticesi var. Kastı var. O kasıtın sırf ben sınır koydum diye sınırlı değil. Yani bir cümlede 4 tane kelimeyi koydum, 4 taneden ibaret, 5 değil, 3 değil, 4 tane kelimeden ibaret bir cümle söyledim. Yani ille de bu 4 tane de kalacak değil. Yani kalıpçıklar... Anlamlı efendim. Yani o kalıpçıklar kendi içinde bir kalıp olmakla beraber bütün o kalıpçıkların bir araya gelmesiyle muazzam bir picture. Çıkıyor. Resim meydana geliyor. Ya bütün olan bir maksadın gerçekleştiğini görüyoruz orada. Öyle herkes rastgele bir şeyler yapıyor değil, tutturmuş gidiyor değil. Sen şu kadar yapacaksın. Şu kadar geliştireceksin, orada duracaksın. Bakıyoruz ki çok kasıtlı bir meyveli, yani meyveli ne demek? Sonucu olan bir şey. Bir maksat gerçekleşiyor. Onun için o maksadın gerçekleşmesi, sanki onun o şeyin yaratılmasında bir mana var. Bir o maksadı bize aktarıyor. Yani bunu yapan şunu kastetti diyoruz. Onu okuyabiliyoruz, öğrenebiliyoruz, anlayabiliyoruz. Kainat öyle yaratılmış. Onun için bu son cümle çok güzel. Yani özet cümleleri bunlar. Kudret, o maani kitabını, o manalarla dolu yüklü o kitabı bakıyoruz öyle yazılmış ama rastgele harfler atılmış da anlamsız değil. Hepsi manalı olan cümlelerden, kelimelerden, paragraflardan oluşan o kitabı kudret, kainat, mana dolu. Anlamsız hiçbir şey yok yani. Anlamsızsa sen anlamadın. İyi dikkat. İnsan henüz anlamadı. Hepsi anlamadı. Bu niye olmuş diyorsun? Önce anlayamayabiliyorsun. Çalışıyorsun, anlamını çıkartacaksın. Var çünkü. Kudret, o maani kitabını o mistar üstünde yazar. Kaderin tecellisiyle verilmiş olan miktar var ya, o miktar içerisinde yazar, bakarsın ki, bu cümle burada başladı, burada durdu. Şu paragraf şurada başladı, burada durdu. Hepsi bir anlamı bütünlüğü muhafaza edecek şekilde kainat, kitabın tümünün anlamını na katkıda bulunacak şekilde bakıyoruz ki harfler anlamlı bir şekilde dizilmiş. Sen şurada olacaksın, sen şurada biteceksin, şurada yeni cümle başlayacak. Belirli bir miktar üstüne kudret yoktan harfleri yaratmış, koymuş, anlamlı bir kitap çıkmış. Yani kainat yalnızca kudretin tecellisi değil, aynı zamanda kader miktarının kalıpları içerisinde kudretin tecellisi olarak anlamak. Şimdiye kadarki bahsi geçen, anlatılan konular kafamızda şöyle özet halinde bulunursa, şimdi bunu söyleyebilir artık. Neden? Çünkü çok karıştırıyorduk, önceden söylemedik, böyle söyledik.
Çünkü irade cüz'iye meden mi yapıyor, o yapıyor, biz yapmıyoruz, başka yapan yok mu falan diye. İnsan hayvanların içgüdüsü diyoruz, benim de bir şey var diyoruz, kendiliğindenmiş gibi düşünmeye başlıyoruz. Önce bir dikkat et, irade-i cüz'iye sahibi olmak ya da hayvanda da, insanda, canlıda işte. Canlılarda da şöyle özellik var, bazı bitkiler var, güneşe dönüyor, dönmüyor. Acaba onların da kendilerinden bir şey mi var anlattı. Bunların hepsi bize verilen, yaratıklara tanınan irade, dua manasında da yaratıcı değil. İsteme manasında, isteme özgürlüğünü vererek yapılmış. Dikkat et, yaratmıyorsun dedi onu. İşte tahrip ediyorsun falan, sen sorumlusun, anlattı. Şimdi aslında sonuca geliyoruz, hep neticeyi veren. Bu cümle, kainat anlamada çok önemli bir cümle. Kudret o maani kitabını, ben kainatı, anlam dolu, anlamsız bir şey olmuyor şu kitabı. O miktar üstünde yazar. O kalıplar içinde yazar. Kalıbı kader bilir. Yani kudret kader ile birlikte tecelli eder. Kadersiz hiçbir şekilde yaratmaz. Yaratan neyi ne kadar olacağını bilerek yaratıyor. Onun için kader ilimlendir derken yani yalnız bilmesidir. O kadar. Demek için söylemedi onu. Meselenin kadere bakan yönü ilmin tecellisinde daha çok görünüyor. Ama kudretle meselenin kadere bakan yönü birlikte tecelli ediyorlar. Kader deyince hepsini birden. Kainat niye böyle deyince kaderi böyle kardeşim diyebilirsin. Böyle olmaz. Niye şu kadar yıldız var burada? Demek ki yaratan onu o kadar yıldızlı olacak şekilde kastetti, karar verdi ve ona göre yarattı. Bilerek yaratıyor. Peki anlamsız mı? Yani hiç bildim diye 5 tane. Hayır. Bir bakıyorsun 5 parmak insan hayatında en optimum faydayı sağlayacak şekilde. Belli. Kasıt var. Meyveli bir kasıt var. Anlamsız değil. Yani harfleri rastgele koymuş. Niye işte harfleri koydum diyor. Bakıyorsun bak, hiçbir anlamı yok. Böyle değil. Hep anlamlı. Okuduğun zaman hemen anlaşılıyor. Demek ki yazan bilerek yaratıyor, kasıtla yaratıyor ve bir mesaj gönderiyorsa. O bilerek yaratması, kasıtla yaratması, şuurlu bir mahlukun, insan gibi, şuurlu bir mahlukun da onu okuyup da böyle diyor demesi kainatın yaratılışının maksadı. Şimdi onun melekütiyetinin ne demeye geldiğini anlayarak melekütiyetini çıkartıyoruz o anlamlı kitaptan. Yaratıcı, yazan böyle, bunun için yazmış, şunun için yazmış diye anlayabiliyoruz. Ona melekütiyeti okumak demek. Tamam. Şimdi burada aşağı yukarı birinci paragrafta, netice-i meramda birinci paragrafta statik bir dünya tahmini yaptı. Şimdi ikinci paragrafta onu dinamikleştirecek. Statik yani baktığımızda hepsi anlamlı, kitap gibi, kitap statik durur ya. Hepsi anlamlı ama bir de zaman içerisinde bu kitap sürekli değişiyor. O da var, onu da unutmayacak şimdi, değil mi? Bakıyoruz, yazılar aynı durmuyor. Harfler devamlı değişiyor. Bir bakıyorsun şu anlama geliyor, biraz sonra harfler değişmiş, yeni anlamlı değişiyor. Paragraf daha çıkmış, kitap daha çıkmış. Bir bakıyorsun, 5 dakika sonra yeni kitap var, o da anlamlı. O da bir mesaj veriyor, devamlı. Zişur muhatabına. Birinci paragraf statik tahlil yaptı, statik bir dünyaya baktı. Madem maddi ve manevi kader kalemiyle, anladık değil mi? Maddi kader kalemi, manevi kader kalemi, suri bir miktar var ama manevi yönü de belli bir miktarda var. Yani özellikle de belli bir miktarda var. Madem maddi ve manevi kader kalemiyle tersim edilmiş müsmir hudutlar, meyveli, kasıtlı, belli faydaların gerçekleşmesine
yardımcı olacak veya gerçekleşmesine imkan veren o sınırlar hikmetli nihayetler olduğunu katiyen anlıyoruz. Ya hepsinde kasıtlar. Yani diyoruz ya kulak buradaysa boşuna değil, göz buradaysa boşuna değil, efendim mide buradaysa şu kadarsa, büyüklüğü bu kadarsa, küçüklüğü bu kadarsa, sinir sisteminin mesela şu şekilde oluşu, öyle hepsinin anlamlı, en güzel, en güzel. Bozulduğu zaman hemen düzeltelim diye doktora gidiyoruz ve o işi yapabilecek anlayan insanlara gidiyoruz. O, olduğu gibi olursa çok güzel. Madem maddi ve manevi kader kalemiyle teslim edilmiş müsmih hudutlar, hikmetli nihayetler olduğunu katiyen anlıyoruz. Elbette her bir zihayatın müddeti hayatında, anlaşıldı değil mi şimdi bakın? Bir hayat böyle bir zihayat makine gibi yapılmış bırakılmış değil. Onun müddeti hayatı var. Müddeti hayatında geçireceği ahval ve etvarı, o önce küçücük bebekti, sonra çocuk oldu, sonra biraz daha büyüdü, ben gelişkin bir çocuk oldu falan, genç oldu, şöyle oldu, devam ediyor. Müddeti hayatında geçireceği ahval ve etvarı o kaderin kalemiyle teslim edilmiş. Şimdi öyle bir resim var ki, yalnız mekan boyutuyla teslim etmiyor. Zaman içerisindeki gelişmenin de resmi var. Yani önce şu kadar olacaksın, sonra şu kadar olacaksın. Yani önce şunu yapacaksın, sonra şunu yapabilecek kabiliyette olacaksın. Bebekken hiçbir şey kaldıramıyorsun ama çocuk olunca yarın kiloyu kaldırabileceksin. Biraz daha genç olunca şöyle 30 kiloyu kaldıracaksın. Delikanlı olduğunda 80-100 kiloyu kaldıracaksın. İradeni şu şekilde kullanırsan 100-150 kiloya kadar çıkabilirsin. Değil mi? Kasların gelişme kabiliyetinin sınırı var. Bütün dünyayı kaldıracak kadar kasın gelişmez. Yani ama sınırı var. Zaman içerisindeki değişmeleri de sınırlar teslim edilmiş, hudutlar belirlenmiş. Yani bundan hemen ne anlıyoruz? Kader hükmünü icra ediyor. Her bir zihayatın müddeti hayatında geçireceği ahval ve etvarı o kaderin kalemiyle teslim edilmiş. Çünkü sergüzeşti hayatı, yani sizin başınızdan geçecek olan hayatın, hayatınızda geçireceğiniz olan her şey, başınızdan geçecek olan her şey, bir intizam ve mizanla cereyan ediyor. Suretler değiştiriyor, şekiller alıyor, değişiyor değil mi? Ama rastgele değil. Çocuk büyüdü gitti, bizim çocuk uzadı gitti, 15 metre oldu, 10 metre oldu, nasıl durduracağız bunu? Değil. Geliyor, değişiyor, bir burada duruyor. Yani belli ya. Evet, suretler değiştiriyor, şekiller alıyor ama bir intizam ve mizanla, ölçüyle, düzenli ölçüyle. Bunlar cereyan ediyor, şekil alıyor o zaman içerisinde. Madem böyle umum zihayatta kalem-i kader hükümdandır. Hem mekan itibariyle hükümdandır, hem zaman içerisindeki değişmelerinde de rastgelelik yok. O da kalem-i kudretin, kalem-i kaderin kararıyla diyelim, miktar belirleyerek oluyor. Elbette alemin en mükemmel meyvesi ve arzın halifesi ve Emanet-i Kübra'nın hamili olan insanın, şimdi bunlar başka konular. Demek Emanet-i Kübra'nın hamili burada çok büyük, çok çok önemli kapasiteye sahip olan insanın insaniyet yönü. Yani beden yönü değil artık. İnsaniyet yönü. Yani dışı, içi, maddi görünüşü, manevi tarafı karar altına almış, belirlenmiş, hudutları çizilmiş, miktarı belirlenmiş bir şekilde yaratılan bu insanın, bakıyoruz, bu alemin en mükemmel meyvesi, bütün kainatta kullanılan malzeme, insanın, zihşuur insanın insaniyetiyle alakalı olarak kurulmuş.
sistem. Hepsini siz anlamlı görebiliyorsunuz, kullanabiliyorsunuz, değerlendirebiliyoruz. İnsan arzın halifesi, emaneti kübranın hamili. Yani madem bu kainatı yaratıcısı adına hadi istediği gibi kullan diyor. Sana emanet verilmiş. Halife oldu. Ha? İrade-i cüz'iyenle yani yaratılışa müdahale edebiliyorsun. Yani yaratılışı bozma anlamında bulabilirsin ama sorumlusun. Değiştirebiliyorsun. Serbest bırakılmışım halife. İrade-i cüz'iye olmasa insan halife olmazdı. Olamazdı. Mesela bir ağaç halife olamaz, bir hayvan halife olamaz. Çok sınırlı bir alanda iradesi var. Yani kainatın tümünü kullanamıyor. Değerlendiremiyor. İnsan onu hissediyor ki biz hakikaten emanet-i kübranın hamiliyiz, taşıyıcısıyız. Emanet-i kübranın hamili olan insanın sergüzeşti hayatiyesi her şeyden ziyade kaderin kanununa tabidir. Şimdi irade-i cüz'iyemizin olmadığı değil, irade-i cüz'iyemizin olduğu halimizle kaderin kanununa tabidir. İrade-i cüz'iyemiz hep belirli bir miktar içerisinde kullanılmak üzere verilmiş. O miktarı belirleyen kaderin hakimiyetidir. Kaderin kanununa tabidir. Ben altına şey yakaladım da bir noktada şimdi bu kaderle yani ölçü ve kudretin içerisine başta o statik dedik yani statik yaratılma yani statik yaratılma değil de tanım gereği her şeyin bir ölçüsü var dedi. Maddeten bir ölçüsü var. Baktığımızda bir ölçüsü var. Manen de bir ölçüsü var dedi. Sonra ikinci basamakta şey dedi. İşte bu zaman içerisindeki değişimler de ölçüye. Aslında miktarı belirlenerek o değişim takip ediyor. Rastgele olmuyor. Rastgele olmuyor. Şimdi peki şey nereye koymak lazım? Mesela diyelim bebekti, işte genç oldu, sonra yaşlı oldu. Bunlar evet, zaman içerisinde değişimler. Peki o değişimleri yaşarken mesela diyelim ben elimi şöyle şu an oynatmam. Ya bu tür faaliyetler yani bir değişim değil. Bu faaliyetler. Bu yapmam faaliyetler. Oğlum neler değişiyor? Sen bir elini bir oynattığın zaman milyarlarca reaksiyon oluyor vücudunda. Onların hepsinin sınırı belli. İşte yapıp faaliyetleri de o büyümek gibi bir değişme için değerlendirmeliyiz yoksa bunları da yani, çünkü bunlar irade-i cüz'iyle oluyor ya bu değişmeler. İrade-i cüz'iyenin istemesiyle yaratılıyor. Benim şuna bir yetkim yok. Mesela ben bebeğim. Benim bebek olmam sonra çocuk olmam ve yaşlanmam bunları ben ne engelleyebilirim ne hızlandırabilirim. Yani bunun ölçüsü belirlenmiş ve o şekilde gidiyor. Ben irade-i cüz'iyemle ona müdahale edemiyorum o değişmeyi ama miktarı var da ondan bak. Miktarı var evet. Sınırı var, anlamlı, onları düşün. Evet. Benim yaptığım faaliyetler nereye gidiyor? Söylediğim o miktarı belirlenen alanda sen irade-i cüz'iyeni kullanarak sana verilmiş olan suri veya manevi kabiliyetler. Yani zahirdeki görünen elin kolun kaslarını çok çalıştırınca bakıyorsunuz kolları büyümeye başlıyor. Daha kalın oluyor. O neticesi yani. O ben ama onun sınırı var. Yok ben onu demiyorum. Yani ben diyorum ki senin irade-i cüz'iyenle o yaratılış arasında senin isteğine göre belli bir sınırda sana netice yaratılıyor, veriliyor. İşte ben neticeyi demiyorum. Ben mesela diyorum ki bir günde ben bu dün itibariyle ben diyelim 10 bin tane hareket yaptım. Değil mi yani? Mesela 10 bin tane hareket. Bugün 10 bin, 20 bin hareket yapıyorum. Hı. Dün 5 bin kelime konuştum, bugün 10 bin kelime konuştum. Şimdi bunlar şeyle alakalı değil. Yani o büyüme neticesinde aldığım netice değil. Faaliyetin kendisi yani ben diyelim mesela hani mesela bir saati kuruyoruz ya bir saati kurduğumuzda saatin tık 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 saniyeleri atması o saat mesela bir saatte kaç tane atar? İşte 3600 tane saniye. 3600 tane tık tık yapar değil mi? Ve her saat bunu yapar. Yani onun bir saatte 4000 tane atması diye bir şey söz konusu değil. Çünkü o belli yani kurmuşuz onu. Bir saatin de dilimi var. O ancak 3600 defa saniye şey atabilir. Şimdi bunun gibi ben diyelim
bugün 5000 tane kelime konuşman da irade yüzeyemiyor oluyor ama bunlar. Yani 5000 tane kelime konuşma kapasitesi şeyim var, ölçüsü var. Yarın 10.000 tane kelime konuşma ölçüm var. Yani bu da sınırlı mı yani? Onu demek istedim. Sınırlı olmadığını görüyorsun işte. Hayır, sınırlı derken yani bu kadem miktarı içerisinde o da kadem içerisinde onu da belirlemiş olmak lazım değil mi? Benim seçeceğim değil, seçebileceğim alan belirlenmiş. Evet, evet. Ya sen mesela 575 milyon kelime konuşamazsın. Ama 3 kelime, 5 kelime, 15 kelime. Hayır, onu ben anlayamadım seni. Ben diyorum ki, benim bir zaman dilimi içerisinde... İşte ben onu anlamaya çalışıyorum. Yok. Ama normalde Kur'an'da şöyle bir ayette var ya, yani hiçbir gerçek tam onu açıklamaz. Hani Allah'ın iradesi olmadan bir yaprak bile şey yapılmaz. Ben de diyorum ki, mesela bir yaprak değil de yani insan daha güzel örnekler veriliyor. Mastar mıstar anlasın. Evet. Ben bugün yapacağım işler, yani söyleyeyim genel anlamda. Yapacağım işlerin sayısı belli mi? Yani irade yüzeyemle bu işleri yapıyorum ama... İstiyorum. İstiyorum. Yani yapmasını istiyorum. Niyet ediyorum. Allah'a yaratıyorum. Nihayet hudutları belli. Yani yapabilme ölçüm değil benim. Kaç tane yapacağım ben onu diyorum. Kaç tane yapabilmek belli onu dedi ya zaten ilim malum tabi bir ilminin ezeli olduğundan senin kaç tane yapacağını biliyor da onu bilmesi senin onu senin yapmanı zorlanmıyor ama onu daha önce çalıştın evet. Evet yani hem zorlanmıyor evet. Hem zorlanmıyor hem de sen istediğin için evet. Öyle yaratılıyor. Orada da serbest bırakılan sensin ama onun sınırı var. Burada onun üzerinde duruyor. Onu da bak belli kalıplar içerisinde gerçekleşiyor. Yani kaç tane yapacağım da belli yani. Benim hangi hareketi yapacağım biliyor. Şey hani gibi. Onun bilgisi sonsuz. O ayrı konu. Onun sonsuz olduğu için. İşte onun da sınırlanmış olmak lazım. Onu yaratacak, bize göre yaratacak. Evet, değil mi? O da ilmi ezeli de belli yani. Ama onu daha önce çalıştık biraz. Evet. İlim alema tabidir bölümünde çalıştık. Oraya referansla düşüneceğiz. Yok, burada şimdi şey konuşurken ölçü konuşuyoruz ya, ölçünün ne oldu. Şimdi siz burada sadece şey ölçüsünden bahsediyorsunuz. Yani sınırlar ve hudutlar, şimdi evet. bu işin cismani şey. Ben diyorum ki yaptığım faaliyetlerin de bir ölçüsü var mı? Yani evet. Zaman içindeki gelişmenin de var. İrade-i cüz'iye o sınırlar içerisinde tercihini yapar ve o tercihe göre de yaratılış gerçekleşir. İrade-i cüz'iye içinde değil, sınırlı iraden kullanarak gerçekleşir. Ama bunun Allah'ın senin iradenle neyi seçeceğin, neyi seçmeyeceğinin bilgisi ayrı bir konu. Onu önce çalıştık. Onun için oraya havale ederiz. Böylediğimizde benim dediğimi ben orayı konuşmuyorum. Ben diyorum ki yapacağım ölçüden bahsediyoruz ya şu an. Ölçü. İşte bir yapan ölçüsü büyüyor şu kadar. İnsan şu kadar büyüyor. Bunlar birer ölçü. Misaldan bahsediyor. Yaratıcı biliyor. Evet. Hayır, bilmesi gereken bir ölçü. Şimdi benim yaptığım faaliyetlerin de bir ölçüsü. Var. Yani ben irade yüzeyimlerimi yapıyorum, Allah'ım yapıyor bunu, onu konuşmuyorum ben. Onun da bir ölçüsü, o da bir ölçü ya. Yani yaptığım işler, bugün kaç tane iş yapacağım, o bir ölçü değil mi onun? Şimdi bak, overall bir ölçü var. Mesela konuşabileceğin, fiziksel olarak bir günde konuşabileceğin kelime sayısını biz atalım. 25 bin kelime konuşabilir. Onu ölçü olarak koymuş, sana orada bir özgürlük veriyor. 25 bin kelime içinde istediğin rakamı konuşabiliyoruz. 0 ile 25 bin arasında istediğin kelimeyi konuşabilirsin seçim. Diyor. Sen de onu o gün tercih ediyorsun. Tercih ederek 12 bin kelime kullandın. Allah 12 bin kelimeyi kullanacağını önceden biliyordu ilmi ezeli olduğu için. Ama sen 12 bin kullandığın için onu yarattın. Kazım ya, bir şey demiyorum. Ben sadece onun da ölçüsü var tabii. Ama görüyoruz. Halim şehadet ölçüsü. Yani o yüzden onun bir range var zaten. Yani o ölçü kesin bir ölçü olsaydı bize... Robot olur. Saat gibi olur. Saat gibi olur. Saat gibi değil. 0 ile 25 arasında bir range var yani. Bize bırakılmış bir alan var. Allah ama benim ne kadar da konuştuğum geneli belli yani. Çünkü saati ben... Çünkü ya orada benim... Ya Allah'ın ilminde... Ya daha doğrusu kaderde şu belli değil. Ya yarın 10 bin tane konuşacak ama... 10 bin tane konuşma kapasitesi ama... 5 mi 6 mı konuşacak o... Böyle bir şeylik yok yani. O da belli yani. Kaç tane iş yapacağım. Saati örnek verdiğim için kendini bilmiyorum ne kastettin mi? Saati örnek verdiğim için yanlış oldu. Saat ayrı. Allah'ın
yani çocuk böyle gidiyor ve anlıyoruz ki ha şeyi götürecek hani. Orada bir oyuncak var, orayı onu alacak. Ama biz bildiğimiz için o mecbur şimdi bir oyuncağı almaya değil. Yok ben zaten onu şey yapmıyorum. Sen ölçü var mı? Evet. Ben ölçü var mı? Saat örneğini kaldır. İnsanın örneğini koysun. Saat örneğinde saatin iradesi yok ya. Saat bir saatte 3600 saniye tıklayacak. Ha, o insan öyle değil ki. Ama insanda tıklayacağı bir rakam var. Var. Başı var, sonu var, evet, sınırlar var, hudutlar var ve çok anlamlı. Evet. Ölçü itibariyle biz ona bir ölçü veriyoruz ve o başka bir sınır açamıyor. İnsan saat değil diye söyleyebiliyorsan belki yani neyse kafandaki esas soru biz onu ilim maluma tabidir hükmüyle çıkan konuyla ilgili olduğunu zannediyorum hala onun. Orayı çok iyi anlasak burayı da anlarız. Ama mesela bir yaprağın içinde 10 bin tane reaksiyon gerçekleşiyor. O fix bir şey. Yani o reaksiyon gerçekleşecek. Ona göre başka reaksiyonlar havada gerçekleşecek, toprakta gerçekleşecek, güneşle ilgili reaksiyonlar olacak. Hepsi fix. Ama insanı düşündüğümüz zaman 0-25'in arasındaki kelimeyi ben konuşabiliyorum ya. Dedim evet. Ki bugün hiç konuşmamayı tercih ettim. Sıfır. Yani ona göre gerçekleşiyor yine başka şeyler. Başka benim iradesine göre. Mesela ailemle yaşıyorum, bütün gün susuyorum. Onlar benim halimden dolayı rahatsız oluyorlar. Bu kız niye susuyor bütün gün diye. Yani her şey çok değişken. Her şey iradelerim almıştır. Benim sormak istediğim o şeylerde de ölçü var yani. Yaptığım faaliyete açısından. Çünkü burada her şey yaparken faaliyetler içine girmedi ölçü alanında. Sadece büyüme, küçük yani büyüme, terakki etme o türlü şeyler oldu. Ben bir de bu kafalarda insanın yaptığı davranışlar da var. Yani davranışlar... Ama ölçüyü, bak o insanın tercihini saat gibi düşünürsek yanlış olur. Yalnız yani, saat gibi diyorsunuz, o zaman ileride hücrede almış şekilde düşünüyorsun. Saat gibi değildir. Kurulmuş gibi olur. İşte olmaz. Değil, zaten rahatlık biz seçiyoruz. Seçtiklerimizin ne kadar seçtiysek, örneğimiz güzeldi herhalde, 1 ile 25 bin kelime renci içerisinde, hangi sıfırla 25 bin kelime renci içerisinde neyi kullanacağımız, ne kadar kelime kullanmakta bizim serbest bırakıldığımızı biliyoruz, serbest bıraktığımızı yaşıyoruz, anlıyoruz. Ben 10 tane kullandıysam, 1000 tane kullandıysam, 25 binin, ben 1000 tane kullandıysam, benim 1000 tane kelime kullanmak iradesini kullanacağımı yaratıcının bilmesi ezeliğidir. O ama ilim maluma tabidir. Senin miktarını o biliyor ama sen öyle tercih edeceğin için biliyor. Ha, o zaman biliniyor. Allah biliyor seni kaç kelime kullanacağını. Ama sen bildiğin için. Miktarı. Miktarı belli. Biliyor. Yani yaratıcı biliyor. Ben bilmiyorum da yaratıcı biliyor. Yaratıcının bilmesi benim 10 bin kelime kullanacaksam 1000 kelime kullanmamı zorunlu kılmadığını da ben hayatımda görüyorum. Konuşmam, konuşurum, biliyorum. Yaratıcı biliyor diye konuşmak zorunda değilim diye kendimi anlatacağım. Şimdi ben mecbur muyum? Yani konuşurum, konuşmam. Anlıyorum, serbest. Devam eden paragrafta da sanki bu insan iradesini kaderin bu şekilde her şeyi ölçülemiş olması insanı bizim yani biraz şiirsel kaderin mahkumu mu ediyor? Ben kaderimin mahkumuyum falan diye palavralarımı atmamıza sebep olacak mı yani? Yani onu soruyor. Eğer dese kader bizi böyle bağlamış, hürriyetimizi selb etmiştir, kaldırmış. Çünkü her şeyin miktarını bilerek yaratılıyor ya, böyle biraz vurgu öyle yapıldı. Çünkü Netice-i Meram diye başlanılan yerden şimdiye kadar insan iradesinin serbestliği üzerinde hiç durulmadan kainatın belirli bir miktarda yoktan var edildiğini gösterdi. Kudret mastardır, kader miktardır. Kudret o maani kitabını
o mistar üstünde yazar. Bu önemli bir sonuçta aslında. Onu şöyle işaretlemek lazım. Bu prensip. Bunu anlayacaksın, ona göre yaşayacaksın. Deyince irade cüz'iye sanki kalmadı gibi. Görününce hemen geliyor, soru geliyor. İnsan aklında o soru geliyor. Kader bizi böyle bağlamış, hürriyetimizi selbetmiştir. İnbisat ve cevelana müştak olan, yani o bir sıfırla 25 bin örneğimizde, 25 bin, yani hiç konuşmamaktan, hep konuşsan ancak 25 bin kelime konuşabilirsin bir zaman diliminde. Orada insan ruhu o rençte, o ne de rençin Türkçesi? Aralık. O aralıkta, o aralıkta imbisat ve cevelana müştak olan kalp ve ruh için, o zaman kalp, şunu da sızacağım, bunu da yapacağım, daha da geliştireceğim. Dün 25 bin miydi? Dün 10 bin kullandım, bugün 11 bin kullanmak istiyorum. Böyle gitmek istiyor. Yani insan ruhu, kalbi, hissiyatı bu talepte. Yani onun da miktarı. Ne istediğim, o da belli. Orada da miktar belli. Ne? Ama böyle bir yaratılışımız, böyle bir özelliğe sahibiz biz. İnbisat ve cevelana müştak olan, robot gibi olmak istemeyen, kalp ve ruh için insan, kalbi ve ruhu için kaderi iman bir ağırlık, bir sıkıntı vermiyor mu? Yani benim her şeyim tespit edilmiş. Saat gibiyim gibi geldi. Deminden beri anlatılanlara bakınca biz sanki kurulmuş saat gibiyiz. İnsana bir sıkıntı veriyor yani. İnsan hür olmak istiyor. O duyguyla yaratılmış. Kadere iman ettim diye kendimi mahkum olduğumu mu anlayacağım? Halbuki ruh bunu istemiyor. Serbest olduğunu söylesem ama her şeyin miktarı belirlenmiş dedin sen. O, bu soruyu sorar. El cevap. Kadere iman bir ağırlık, bir sıkıntı vermiyor. Onun için insanlar işte ben kadere iman etmek istemiyorum. Her şeyi Allah'ın belirlediğini, yaratıcının belirlediğini kabul etmek istemiyorum. Çünkü ben hüviyetimi kullanmak istiyorum. Dediği zaman o zaman kaderi inkar mı etmesi lazım böyle bir eğilimi olan insanın? Veya kadere iman ediyorum diyen kimsenin de hiç mi hürriyetini kullanmayacağım zannediyor? Ne demek o? Herhalde onun cevabını verecek. Kat'a ve asla. Sıkıntı vermediği gibi nihayetsiz bir hissiyat, hafiflik, bir rahatlık ve rahat kolaylık ve reyhanı güzel, rahat, huzur içinde olmayı, güzel koku, hoşluğu veren ve emni emanı temin eden bir sürur, bir nur veriyor. Çünkü hayır dur kata insan, iyi dikkat et. Kader her şeyi belirledi, ben ezileceğim mi dediği zaman yok, tam bir huzur veriyor. Çünkü diyor, insan kadere iman etmezse küçük bir dairede cüz'i bir serbestiyet, muhakkak bir hürriyet içinde dünya kadar ağır bir yükü biçare ruhun omuzunda taşımaya mecbur. Bu adı psikolojik tahlile girdi. Çok güzel. Kader yoksa, yani kainatı yaratanın bilerek yarattığını kabul etmiyoruz. Yani belki yaratış da yok. Dediğimizde ben istediğimi yaparım, yürür diyorsun. Nereye gittiğin sahibin yok. Yapmak istediğin bazı şeyleri yapamıyorsun, müracaat edeceğin, bir güveneceğin bir menba yok. En önemlisi dün geceki konu, hayat sona geliyor. Yaşlanıyorum, her şeyimi kaybediyorum, ölüyorum. Durduracak birisi yok. Ölüyoruz. Bak, çürüyüp gideceğiz. Her şeyimiz çürüyecek. Feryat ediyor insan ruhu. Bu anlamda kadere iman, hayır, benim miktarımı belirleyen var. Ömrümün miktarını belirleyen var. Anlama kapasitemin miktarı belirli. Hepsi bilerek yaratıldı. Bunun sahibi var. O benim sahibim bana diyor ki, sen
şu aralıkta, o range'de 0'la 25 bin aralığında istediğini iste, ben senin istediğini yaratacağım diyor. Sana şefkatli çocuk gibi ne istersen onu versen diyor. Ama dağı isterim, dağı kataklayacağım dersen verme. Limitim var. Fakat ben elma istiyorum, yiyeceğim desem var. Al sana elma. Elmayı değil de armutu seçtik olur. Portakal istiyorum olur. Belli bir renkte, belli bir aralıkta çok serbest. Ama insanın maneviyatı var ya, burada şöyle söylemeyeceğine şöyle bakmak lazım, olması lazım ama dikkat edelim. İnsan hani bir ben 10 kilo değil de 50 kilo kaldıracağım demesi normaldir. İnsani bir taleptir ama en önemli meselesi değil. Ruh ebedi yaşamak istiyor. Ruh her şeyin farkında olan bir yaratıcının mahluku olmak istiyor insan. İnsaniyetimiz. Nerede çaresizlik görürsen o çaresizliğin üstesinden gelebilecek bir Rabbim olsun istiyor. Benim ruhumdan, benim kalbimde, kalbimin miktarında var ya, belli bir sınır verilmiş ya, o sınırda sanki sonsuza açılan bir talep var. Yani ona da sen ebedi hayatı isteyeceksin diye sınır verilmiş. O miktarda yaratılmış. O da benim yaratıcım bana ebedi saadeti istetecek şekilde bana miktar belirlemiş. Ben onu istiyorum. Peki onu veren var mı? Kadere iman eden, bu miktarda beni yaratan birisi var. Onu bilerek bana verdi, onu yapandır diye kadere iman eden ancak huzur bulur. Kadere iman etmeyen kendine bakar. Der ki ben ebedi saadet istiyorum. Kendinde o var çünkü. Verebilir miyim? Yok, 60 sene sonra öleceğim. 60 sene sonra öleceğim. Bak ebedi saadet yok. Kadere iman etmeyen, miktarın belirlenerek yaratıldığını görmeyen, anlamayan birisi, yaratıcının onu bilerek yarattığını bilmeyen birisi, kendi gerçekleştirmeye kalkar. Kendini de gerçekleştiremeyeceğini biliyor. Çünkü kendisinin yapabildiği her şey zaten seçimden ibaret, iyice dikkat etse hiçbir şey harici vücut veremez. Ben bunu yapamam diyor. Kadere iman etmemek onu hürriyete değil, insani duyguları karşısında tamamen hiçbir şeye gücü yetmeyen mahkum durumuna düşürüyor. Zamanın mahkumu. Zaten insanlar çileden çıkıyorlar. Biz zamanın mahkumuyuz. Bir an sonrası verilmezse ben gerçekleştiremem. Düşünebilir miyim? Bir an. Birisi bizim üzerimizde felaket tasarrufta bulunuyor diyorlar. Bir israf, bir ifrat, bir tefrit var. Bir taraftan ebedi istiyor, kendisi hiçbir şey yapamıyor. Yapılması gerektiğine gidemiyor iman. İman olmayınca, yani teslim olmadığı için. Gerçeğini kabul etmediği için, iman o. İnsanın kendi vakasını kabul etmediği için. İmanı yok demek o demek. Yani dua etmişsin. Ha. Yaratıcım var, ona müracaat. Yaratıcım var, ben ona müracaat edeyim demiyor. Kurum. Ben kendim yapacağım diyor. Onun için hür olacağım diyor. Kaderi kabul etmiyorum diyor. Yaratıcım var, onun miktar belirliyor. Öyle bir şey yok diyor. Ben istediğimi yapacağım diyor. Bir de o. Bir de insan olarak ne istiyorsun deyince hiçbirini de gerçekleştiremiyor. Kendi kuyusunu kendi kazıyor. Mahkum oluyor. Bunu iyi anlamamız lazım. Onun için kadere iman insanı esir gibi. Burada dedi ya, ne dedi? İnsan öyle bağlamış ki hürriyeti kalmış. Hürriyetini serbetmiş. Yok hürriyetin, yok senin. Evet. Çocukluğu terbiye ediyor gibi bir şey. Mesela çocukla diyelim bazen böyle haylazlık yapar, onu yapmak ister, bunu yapmak ister ama bir tarafında anne babası bunu sormasına iter. Evet. İşte yani bir şey değil, hadi şu salonda koş de, evet. Dışarısı soğuk, şu uçta şu uca kadar koşarsın, evet. Kapıdan öyle koşmayacaksın de sınır konu. Niye? Ona zararlı. Evet. Ama çocuk hür olmak istiyor, evet. Ama sınırı var. Fakat o sınırlı oluşunu bilişi insan olan çocuğun insani
taleplerinin, ihtiyaçlarının gerçekleşmesinde zorunlu yani necessary bir gerekçe. Zorunludur o. Yani çocuk ben her şeyi istediğim yapacağım, serbest olacağım diyor ama yemek yemeye geleceği ne yok. Daha yemek vermesi lazım. Bak, annem babam bana yemek verir dediği zaman devirlik olan alanda rahatça oynuyor. Yemek zamanı gelince bana annem yemek verir diyor. Ama ben hür olmak istiyorum. Anne babanın benim üzerimdeki tasarrufumu kabul etmek istemiyorum diyen bir insan yarın aç olunca ne yapacağım? Ben de yemek yapma özelliği yok ki. Ben de şunu karşılama kabiliyeti yok ki. Özellikle ebedi saadet istiyorum. Benim sevildiğimi bilmek istiyorum insan. Dikkat edildiğini bilmek falan diyor ki işte yalnız olunca uyuyamıyorum diyor. Yani arkadaş istiyorum, dostluk istiyorum. Birisi benim ihtiyaçlarımı biliyor, bundan emin olmak istiyorum. Yarın ne olacak? Yarın ne olacağını bilen var. O senin halikindir. Hocam hal etmem ben. Yani ya, zaten iman onu huzuru getiriyor. Rahat etmen senin yaratılışında öyle bir fıtratta yaratılmışsın ki eğer sen Halık'ını tanımazsan mahkum oluyorsun. Kendi enaniyetinin ben yapacağım iddiasının mahkumu oluyorsun. Hürriyetle isteme hürriyetiyle yaratma kabiliyeti arasındaki farkı görmek gerek. Biz de isteme hürriyetini beni yaratan vermiş. Ya, isteme hürriyeti benden, yaratma kabiliyeti de benden, beni yaratanlar. Saadet ebediye istiyorsan, yaratıcı onu yaratacak demektir. Onun kabiliyeti var. Çünkü yaratan, yoktan bu kainatı yaratandır. Yani kudret, kader hiç unutmayacağız. İkisi devamlı beraber. Kudret mastardır, kader mistardır. Evet. Yoktan yaratılış var ve miktarı belli yaratılış var. Bilerek yaratmalı. Sana bu duyguyu verdi, onun miktarını bilerek ona bir miktar verdi. O miktarı bilerek yaratan var. O yoktan yaratandır. Kainat da yoktan yaratıldı. Kainatın yoktan yaratıldığını anlamayan cennet ve cehennemde huzur bulacak. Cennette ebedi saadet olur, anlamaz. Anlamaz. Onun için benim imanım çok kuvvetli dedim diye. Ebedi, yani ben Allah'a inanıyorum dedim diye. Dedim diye ebedi saadeti bana verecek Müslümanlar cennete girecek diye değil. Şu kainatı yoktan var eden kudret sahibi bana saadeti ebediyeyi yoktan var eden olduğu için. Konuyu ezberlemek yani, anlamak gibi bir şey. Konuyu yani ezberlersin kelime olarak ezberlersin. Yani o şey yapmadan o ezber sana bir şey kazandırmaz. Anlamam lazım. Ben Müslümanım, Allah beni cennete götürecek, ben cennete gideceğim demek değil. Yoktan yaratanı anlamak gerekiyor. Çünkü dün akşamki ayetlerin de belamasında o vardı. Sadece anlamaktan daha farklı. Yani bunları sanki anlaması zor olduğu için değil. Yani Kur'an'ı ben hepsi hükür edeyim. Sanki diyor ya, akıllında şey topluyorsun, silah topluyorsun, nefse karşı. Çünkü bunu çok anlaşılmayacak değil. Ama teslim olmak için sanki susturmak lazım. Terbiye etmek lazım. Biliyoruz bu doğru ama yine de teslim olmuyoruz. Onun için o susturmak için bir faaliyettir. Hani diyor ya mücahittir, akıl mücahittir. Çünkü tamamen yani hiç kendini Allah'a inanmayan bir şeydir. Batı medeniyeti tarif ederken çünkü bu bir isyan nedir? İsyan üzerine oturan bir medeniyeti. Tüm sanatçılığa, her şeyini bir Allah'a isyan. Orada diyor ki çünkü insan diyor ya Allah'la barış yapar ya da Allah'la rakabet eder. Rakabet edince diyor insan kendi hiçbir şey yaratmanda gücü olmadığı için kendi yaratılıyor. Onun için ne yapabilir ancak? Tahribat yapabilir ancak. Onun için diyor, Batı medeniyetinin kan üzerine bina edilmiş. Çünkü ancak bu şekilde Allah'a rakabet edilmiş. Ben şöyle yapıyorum, başkalarını öldürerek. Halbuki diyor, Allah'a isyan ederken kullanabildiği tek bir şey var, o da ölüm. Neden ölüm veriyorsun?
Halbuki diyor onunla barış yaparsa ebediyet verecek ona biliyor. Ama ona teslim olmak istemiyor. Onun için diyor ki sen neden öldürdün beni? Bana öldüreceksin. Ondan sonra diyor o ölüm kötüyse kendin yapıyorsun. Sadece öldürüyorsun. Veya diyor sinemada sanat dedikleri şeyde hepsi ben de yaratırım. Ben de yaparım. Onun için diyor neydi? Roman mesela. Romanda diyor hiç gerçek hayat yok. Çünkü Allah böyle yaratıyor. Ben de kendim yaratıyorum. Kurgumu yapacağım. İnsanları sanki fıtratına uygun olmayan şeyler filmlerde de. Yani insan böyle yapıyor. Gerçek bir insan bunları yapamaz yani. O da diyor onlar çünkü yani sen öyle bir fıtrat yaratsan ben tersi bir fıtrat veriyorum. Veya kendime ait. Mesela filmde öldürüyor, ondan sonra gidiyor böyle sanki yani hiç bir şey devam ediyor hayatı. Öyle bir şey yok, hakikaten birisi öldürse mahvolur. Yani insan etmeden komple sükut etmediyse mahvolur. Yani bunu bu kadarını anlıyorsa birisi hiç dinlerdi. Haberi olmayan, kabul etmeyen bir şekilde. Demek ki bu problem orada bir problem. Teslim olmak için tahşidat, deliller, burhanlar nefse harcıyor. Evet. Dünkü ayetin belasında o akılla malzemeleri toplayıp ondan sonra kalbi yaratıcıyı tanıştan, yaratıcıyı tanıştan sonra seni o hasredir. Kalp bizden zaten biliyor da akıl malzeme toplaması lazım. Nefes karşı. Nefes veriyor. Güzel, bitiriyoruz. Çünkü insan kadere iman etmezse küçük bir dairede cüz'i bir serbestliğe muhakkak bir hürriyet içinde yani kendim tamam ben gördüm istediğimi yaparım zannı içinde halbuki istiyordu, yaratılıyordu, yaratıcıyı kabul etmedi. İstedim, ben yaptım. İstediğimi de yaparım zannetti. O zann içinde dünya kadar ağır bir yükü bir çare ruhun omuzunda taşımaya mecbur. Hiçbir insani talebini kendisi gerçekleştiremez. Gerçekleştirecek olanı da reddetti. Tanımayacağım seni dedi. O yükü taşımak zorunda kaldı. Onun için kendini devamlı uyuşturur. Kadere teslim olmayan, kaderle kavga edip devamlı kendini uyuşturmak zorundadır. Genellikle içerek, uyuşturucu alarak falan. İşte, veya ne de kendini bir şeyin koliki yapar. Alkolün koliki olur, işin koliki olur, neyse. Bu koliki, ya, bunu ne? Anladıktan sonra hani size kaldıramayacağınız yükü vermeyiz ayeti daha böyle bir anlamı geliyor. Yani çünkü bir taraftan şey altında korkuyorsun yani tek başına olduğun zaman başına bir sürü problem vereceksen kaldıramayacak onun bir korkuma şeyi falan var teslimiyette olmadığın zaman. Ama onu da yaptığın zaman ve şuna dinlediği zaman sana kaldıramayacağın yükü yüklemeyiz dediği zaman o biraz daha böyle seni rahatlatıyor yani biraz daha. Evet. Yani hakikaten. Yani senin ruhuna, güzel oldu bu, senin ruhuna ebedi saadet talebi vermiş. Senin ruhun ebedi saadeti istiyor. Kardeşim, ben biraz kaba konuşurum. Allah'ı da o kadar ilişkide kaba konuşuyorum, anlaşılsın dedi. Hem bu talebi verdin, ne yapacağım şimdi? Evet. O diyor ki, onu yapacak olan sen değilsin. Sana kaldıramayacağın yükü biz vermeyiz. Yani biz de yapmayacaksak sana böyle bir duygu vermeyiz. Sen bu duyguyu nereden aldın? Ben verdim ve ben verdiğime göre benim bildiğim var. İtimad et. Diyor bana. O zaman ben de duygumda ne var? Ne istiyorsun? Hiç sıkıntı olmasın, hiç kavga olmasın. Hiç kimse kötülük yapmasın. Evet. Bu duygular, bu talepler doğrudur. Sana yaratıcım böyle bir şey yapacağını vaat ediyor. Her duygu sana bir vaat. Yaratıcının verdiği la yükellifullahu nefsen illa vus'aha o. Yani işte 5 vakit namazı, 50 vakit namazı kaldıramazdık da biz de öyle bir ayetleri öldürmüyoruz diyor.
Yani hemen oraya gitmekti. Bak, iman ile insana neler kazandırıyoruz. İnsani duygularda neler var. Yalnız sen kestin mi hakikate? Gerçeğini kabul et. Bu duyguyu sana veren var. Yok efendim, ben bu duyguyu kendim. Ben ebedi saadet istiyorum. Her yerde huzur olsun istiyorum. Adam horoz gibi ötüyor. Sana o duyguyu kim verdi? Hiç sormuyor. Sanki kendisi üretti. Altından kalkılmaz. Her yerde huzur olacak adam. Mesela şimdi her yerde huzur olsun diyenin ordusu 30 ayrı ülkede ordu bir yerlerde bir şeyler huzursuzluk yapıyor. 30 ayrı ülkede askeri var olacak. Öyle diyorlar. Ben bilmiyorum da. 30 budur. 20 budur. Evet. Görüyorsunuz ben yapacağım diyor. Ben yapacağım. Her yere asker gönderiyor. Çıkkıyı alıyor. Kafasına vuruyor. Devamlı insanların huzur getireceğim size. Çok yanlış bir yer. Gerçeğini görmüyor insan. İrade-i cüz'iyetiyle hiçbir şey yapmayacak anlamında olmadığını başından söyledi. Ama yaratıcına teslim olduktan sonra olur böyle şeyler. Yaratıcına teslim olmuyorsan, yaratıcım var, bana bu duyguları veren var, o duygular ne demeye geldiğini bilerek verildiği, miktarı belirlendiği, kalıpları belirlendiği, onları hep biliyor ve onları gerçekleştirecek kudreti de var. İşte kader-i iman o. İkisi birden. Miktarında bilinmiyor. O miktarda gerçekleştirecek kudret de var. Sahip. Zaten seninle konuşmalarımızda bir noktaya dikkat çekiyorduk ya, sen hani madde asıl mıdır değil midirden önce vücut nedir? Varlık alemine geliş nedir? Varlık nedir? Onun yoktan var ediliş olduğu kafamıza yerleşmesi lazım. Bu şeyde şu özellik var. Bu özellik ne diye kendini kaybetme. Bu özelliğiyle bu etmememiz lazım. Bu özelliğiyle bu şey nereden? Yani insan şöyle 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 güzel. Böyle böyle özelliklere sahip olan insan nereden? Efendim atom nereden geldi? Atma. Hepsi yoktan var ediliyor. Yani emir ve yaratılış yoktan var ediliş demektir. Bunları anlamayan kimse yani düşüncesini yürütemez. Çözüm getiremez. Temeller bunlar çünkü. Yoktan var ediliş anlar. Geç mi kaldı? Peki. Çünkü insan bütün kainatla alakadardır. Nihayetsiz makasıt ve metalibi var. Nihayetsiz maksatları ve istekleri var. Talepleri var. Kudreti, iradesi, hürriyeti milyondan birisine kafi gelmediği için kudreti, iradesi, ben hürriyet, hür olmak istiyorum falan diyene laf atıyor orada. Hür olma demiyor. Senin hürriyetin taleplerini, isteklerini gerçekleştirmede milyondan bir bile etkisi yok. Dikkat ediyor. Milyondan birisine kafi gelmediği için çektiği manevi sıkıntı ağırlığı ne kadar müthiş ve muvahhiş olduğu anlaşılıyor. O kadar talep var, hiçbirini kendisi mutlak gerçekleştirebilecek güçte kuvveti hiç değil. O kişi o taleplerin altında eziliyor. Yani şunu alacağım diye liste yapmışsın. Bir kuruş paran yok. Sokağa çıktın. Önce ki ben sana alışveriş özgürlüğü ver. Ama cebinde cebinde parası yok. Al sana alışveriş özgürlüğü. Param var mı yok. Babasından da istemiyor. Gururuna bir hediye diremiyor. var olandan da istemiyor. Ben alacağım diyor. Hadi git al diyor babası. Var olan, yani parası olanlar, yani babasını istiyor ama babası biraz onu terbiye etmek ya. Babasını terbiye etmek veriyor. İstemiyor. Doğru. O yüzden orada gurur var. Ben kendi başıma yaşayacağım diyor. Hadi git al diyor o da. Yani iman etmeden hadi taleplerini kendi karşına. Ya öyle değil. Sen vereceksin yani. Karşıyım. Evet, o önemli bir nokta o.
hem vereceksin, mecbursun, hem de benim kullanmama karışmayacaksın diyor. İsteme pozisyonunda olmak istemediğin için yani. Da isteme de vereceksin diyor. Vazifen vermek zorunda. Yok, isteme de vereceksin diyor şimdi. Öyle diyor yani. Beni yarattın madem, kesim olmuyor. Madem beni yarattın, o zaman benim isteklerimi gerçekleştireceksin diyor. Doğru gibi geliyor ya, madem yarattı isteklerini gerçekleştir. Ama benim istediğim şekilde, benim istediğim zamanda gerçekleştireceksin, benim hizmetime gireceksin diyor. Yani miktarını sen belirledin, dolayısıyla onun ne zaman nasıl verileceğini de sen bilirsin ya yaratıcım, ya Rab, ya yaratıcım demeyeceğim, beni yaratacaksın, ben söyleyeceğim, sen yaratacaksın diyor. Yani sen yaratacaksın demiyor. Sen yaratırsın, ben de senden isterim diye emrederim diyor. Çünkü bana bu istekleri verdin. Hakikaten bu problem, bu aslında çok hakim bir problem. Evet. Yaratıcıya hem teslim olmayacak, hem yaratıcı olduğunu söylüyor. Beni sen yarattın diyor, hem de senin dediğine ben teslim olacağım. Sen bana tabi olacaksın diyor. Mantığı teslimle. İyi düşünün. Madem o yaratıcı, o sana tabi olur, sen ona tabi ol. Ama o vermeyeceğim demiyor ki, iste vereceğim. İste vereceğim. Ama onu tanıdıktan sonra, onun miktarla yaratıyor, sana da miktarla verecek. Çocuk diyelim, ben delikanlı olmak istiyorum derse, evet. Çalışırsın, zaman içerisinde iradene düşen görevleri yaparsan ben de sana benim belirlediğim miktarda vereceğim. Hayır, benim belirlediğim miktarda vereceksin diyor. Allah ile yaratıcı ile yaratık arasındaki kavgayı başlatıyor. Huzur sıfır. İntihar etmek zorunda. O kişi intihar etmek zorunda. Huzuru öldürdü çünkü. O çünkü yaratılış gerçeğine reddetti. Ben ona çok kullandığımızda yaratılmışlık gerçeğini kabul etmeyen huzur bulamaz. Gerçeğini kabul etmeyen. Evet. İşte kadere iman bütün o ağırlığı kaderin sefinesine atar. Bunu bana veren demek ki onu yaratabilendir ve yaratacaktır. O biliyor. Benim talebim ondan istemektir der. Ona yükler görevi. Sen yaratacaksın. Seni yaratacağından da ben ne zaman nasıl yaratacağını sen en iyi bilensin. Biliyorum. Bak kainat bunun sahibi. Var mı kainatı anlamsız bir yaratık? Demek ki kainat yaratı. Her şeyi bilerek anlamlı yaratıyor. Evet. Beş parmağın birini kesip de dört parmak daha iyi olur dediğimiz yok. Değil mi? Kendimize göre vehimlere kapılabiliriz ama yaratılış iyice her şey optimum faydada yaratılıyor. Öyle demek ki sana o duyguyu veren de onun ne zaman en güzel şekilde sana verileceğini bilendir. Sen görevine bak. Karışma. Vazifeni yap, vazife ilahiye karışma. Kaderin özeti. Vazifeni yap, vazife ilahiye karışma. Ama ilaha teslim olmayan birisi vazife ilahiyeyi kabul etmiyor ki ona karışmamayı kabul etsin. İsyan ediyor. Yani çelişki de orada. Bu devrin insanı tamamen insanı Allah'a inkar etmiyor. Allah ile kavgalaşıyor. Yani bu 21. asırın hastalığı. 19. 20. asırın hastalığı Allah'a inkar etmekti. Ben öyle özetliyorum, ne kadar doğru da bilmiyorum da benim gördüğüm öyle Allah'a inkar etme problemi veya hastalığı insanlıkta tecrübe ettiler, fayda olmadı anladı, vazgeçti. Şimdi hastalığa hala devam edenler Allah ile kavgalaşma. Senin dediğin mi olacak, benim dediğim mi olacak? Sen mi benim dediğimi yapacaksın, ben mi senin dediğini yapacağım? Kavgası yapıyor. O da 21. asırın hastalığının özü. Herhalde bak öyle geliyor. Benim gördüğüm kadarıyla artık doğru mu yanlış mı da bilmiyorum da ama buna çok dikkat etmek lazım. Yani bir kişi ben Allah'a inkar etmedim, tamam o zaman doğruyum demesi. Kavgalaşıyor musun, kavgalaşmıyor musun? Ona bak. Yani sen ona mı tabisin? Yoksa onun, yaratıcının senin emrine mi tabi olmasını istiyorsun? Kadere iman çok önemli. Niye benim istediğimi yapmıyor? Şimdi ben bahar istiyorum. Kıştayız ya. Bahar olsun. Bak,
benim emrime gir diyor. Yaratıcı. Zorlama yapıyorsun. Evet, halbuki sen mahluktun hani ya. Şimdi hem yaratıcı varsa sen mahluksun. Yaratıksın o zaman. Eğer sen yaratıklığını kabul etmiyorsan yaratıcıya o zaman niye sen benim emrime giriyorsun? Çelişkiye bak. Ne, sen kimsin? Bir belirir, sen kimsin? Yaratıksın. O zaman senin yaratıcına tabi ol. Yok. Beni yaratan var diyor. Anladım. Çünkü ben yarattım. Olmaz. Çünkü yaratamıyorum. Yaratamıyorum. Baharı ben getiremiyorum. O zaman yaratan benim emrime girsin diyor. Şimdi yetersin baharı diyor. Benim istediğimi yapsın diyor. Ben şöyle ayakkabı istiyorum. Mutlaka öyle olacak. Halbuki onun baharı istemesi haksız. Yani tabii. Mesela bahar onun kendisine tabii. Bir sürekli güzellikse onu vermiş. Heh. Onu istemesi haktır. Fakat yanlış yerde kullanıyor. Evet. Terbiye girmek istemediği için, gurura girdiği için. Ha, yani bekle. Allah'ın bekleyeceksin. Öğreneceksin. Ben mahzun konu. Yani, ben yaratamam. Yaratamam. Başka bir yok. Sanki kendi yaratıyor. Müş gibi davranıyor. Anında olacak. Kendi yaratamıyor. Kendi yaratamıyor. Kendisinin yaratamıyor oluşuna isyan ediyor. Yani, İşine geldiği gibi. Yani aslında... Anla, burada onu anlatıyormuş. Ben onu burada anlattığını zannetmiyorum. Ben düşünmemiştim. Bu kaderin bu sonunda bu meseleyi anlatıyor. Bazen çocuk böyle mesela bir şey diyelim. Çocuk hiç sebep düşünmeden bir şey ister. Mesela bir şeyi çeker ben bunu istiyorum. Hı, asıl. Için bu asıldır yani. Ha. Ağlar olmasa atlar ya bu yolu değil yani sen ne kadar izlesen bu gelmez. Bir arkadaşla dersten çıkıp eve dönüyorduk. Çocuk tuturdu ki lollipop istiyor belli bir şeker. Orada tek İstanbul'un Üsküdar'ın iskelesinde tek böyle bir kiosk diye bir şey açık. Zaten orada hiç dükkan yok ve gece karanlık. Sorduk lollipop yok. Çocuğum bak, lollipop yok diyor amca. Çocuğum nasıl bağırıyor? Lollipop istiyorum, şimdi istemezsin ki. Yarın tanıdık inşallah. Hayır, yarın istemiyorum. Şu anda diyor. Dinlik okuduysa çocuk hala bağırıyor. Sonra ben aklıma gösterdim ki, sen benim annemsin, ben... çocuğum. Ha, ben çocuğum. Ben... Şu bakayım bunu yapıyorum. Ben de başladım. Ben de bu lollipop istiyorum. Şu anda vereceksin bana sana. Çocuk birdenbire sustu. Dedi ki lollipop yok burada. Dükkan da yok. Neden bağırıyorsun? Manyak mısın sen? Niye bağırıyorsun? Sonra fark etsin gülmeye başladı. Çocuk insan doğru. Biliyor yani. Bilmiyor değil. Ama tutturdu bir. İnsan. Her şey öyle. Mesela bilgisayar çalışıyorsun ya, bilgisayar programı yaparken ya. Kitleniyor bilgisayar. Kitlendi, ağlı biraz zekli alalım, tık 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 tuşa basıyorsun. Ya bir şeyler olsun falan diyorsun. Ya kardeşim bekle alalım, kitlendi. Ya tam edemiyorsun, sürekli bakıyorsun diyorsun. Yani ya çıksın ya bir şeyler olsun diyorsun anında yani. Yani aynı olay. Daha da fazla kafasını kaçtın. Yani klavyeye fazla basıyorsun daha problem. Yani problem. Ölümde bekletecek lazım. Sabır edemiyorsun yani. Yani şey, bir örnek ya, örnek. Sabır etmek. Yani yaratıcım benim ihtiyacımı en iyi bilendir. Teslimiyetini göstermeyen, iman ettim Allah'ın teslimiyeti göstermesi lazım. Teslimiyet. İman. O zaman huzur buluyor yani. Çocuk bağıra 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 ne yapıyor? O elinden verdiği örnekte. Kendini istemiyor. Başka hiçbir şey. Hiçbir şey. Orada işte kadere, takdiri ilahiyeye, teslim olmamanın insana ne getirdiğini görüyoruz. Irtırap getiriyor. Diyor ki yaratıcı, o bu şekilde yaratarak, kadere teslim olmazsan, yani yaratıcına teslim olmazsan, kendine böyle ızdırap edersin, yanlış bir yol seçtiğini gösteriyor sana diyor. Ondan mutluluk gelmiyor. Kadere teslim olmayan mutlu olamamakla, kadere teslim olmamanın yanlış olduğunu rahmet-i ilahiye gösteriyor. Rahmet-i İlahi orada yanlış bir yoldasın diye sinyal veriyor. Sinyal veriyor. Kudreti, iradesi, hürriyeti milyondan birisine kafi gelmediği için
çektiği manevi sıkıntı ağırlığı ne kadar müthiş ve muvahhiş olduğu anlaşılır. Muvahhiş olduğu anlaşılır. Vahşet verici. İşte kadere iman. Bütün o ağırlığı kaderin sefinesine atar, kemal-i rahatla, ruh ve kalbin kemali hürriyetiyle, kemalatında serbestçe velanına meydan veriyor. Kadere iman eder. Ya kadere iman eder, tamam, benim yaratıcım, bana bu duyguları veren, bana bunları isteten, bilerek yaratıyor, ben ona teslim olmam lazım desem, benden isterek, ondan yaratmam. Ebedi saadet istiyorum ya Rab. Baktım işlerin yoluna gitmedi. Ebedi saadet istiyorum ya Rab. İstemek benden. Sen vermedin diye sana kızmıyorum. Çünkü sen bilerek yaratan olduğundan eminim. Kadere iman ol. Kadere iman yaratıcının bilerek yarattığından emin olma. Ona güvenme. Peki. O da işte o haliyle böyle birisi var bana. Bu duyguyu veren, bunu bana yaratacak diye bilmek, o yaratıcının kudretinin sonsuzluğu, şu kainatın şahitliğiyle görünce o kesin verecek diyor. Bak huzur geldi. Avunma değil ki bu, vaka o. Kainat onu gösteriyor. Kendimizi kandırdık değil, vermeyecek değil ki. Veriyor. Kainatı yaratıyor, sana o duyguyu veriyor, veriyor. Kendimizi kandırdık diye, yani öyle diyorlar. Ona yani işte böyle o verecek diye avunuyoruz. Halbuki ölüyoruz diyor. Duyguyu sana kim verdi? Ölüm nedir? Düşünmüyor. Çünkü hem zahirdeki görünene göre hükmediyor ve zahirdeki görünene kainattaki görünene çelişiyor. Kendini gördüğünü zannettiğiyle kainattaki gerçeklerle çelişiyor. Yalnız yani tam bir hürriyete insan kadere imanla ulaşır. Tam hürriyete, saadete, yani birisi dedi ben sıkıntılıyım. Kadere iman etsen sıkıntın olmaz diyebilirsin. Teoride. Ya pratikte bunu nasıl olacak? İnsan ne, aklı var, nefsi var, endişeleri var, yerinde kullanıp kullanmaması var, isyanı var, aceleciliği var. Anlat bu özelliklerimizle birlikte. Ama teori, kalıbımız belli. Kadere iman eden de sıkıntı olmaz. Yalnız İşte peki öyle de pratikte nasıl oluyor? Nefsi emmarenin cüz'i hürriyetini selbeder ve firavuniyetini ve rububiyetini ve keyfe maheşah hareketini kırar. Kadere iman etmeye. Zaten bütün problem oradan çıkıyor. O saygı özelliklerin kırılmamasından. Kadere iman o insanın firavuniyetini ve rububiyetini ve dilediğim gibi yapacağım, benim dilediğim, benim istediğim olacak tavrını kadere iman kırar. Yoksa insanın gerçekten insani hürriyetini kırmaz. Nefsin firavunluğunu kırar. Yani insanın kendi gerçeğini kabul etmeyip de benim dediğim olacak iddiasını, hayır senin dediğin olmayacak. Senin yaratıcının dediği olacak, bunu bil der. O bakımda kaderin bir sınırlaması vardır. İnsani taleplere, yani ruhumuzun, kalbimizin getirdiği taleplere değil, sahte tavırlara sınır koy. Sahte tavır ne? Nefsin firavunluğu, gururu. Ben şimdi şunu yapmak istiyorum. Nereden çıkarsan kimsin? Haddini bil. Haddini bil, yaratıksın. Senin yaratıcın onu yapabilir. O zaman buna alacak. Hani alışveriş listesini yazdın, gidip de kedim alacağım diyorsun. Paran yok. Ama ne yapacaksın? Parası olan, sana o ihtiyacı verene müracaat et, sana bir çek verir gidersin, kullanırsın. Yani onu alırsın. Ama onun dediğiyle yapacaksın. Onun kudretinin tecellisiyle gerçekleşecek. Senin istediğine değil, o senin kölen değil. Hakikaten, hakikaten dikkat edin, huzursuz insanların huzursuzluğunun altında yaratıcıya sen benim emrime gireceksin demek yatar. İyi dikkat edin, nihayet. Allah falan dese de benim emrime gireceksinler. Namaz kılar, hala benim emrime gireceksinler huzursuzlukta. Yani başka bir namaz kılıyorum, ondan sonra dedim yapacaksın ha demeye gelir. Müslümansa.
hala zorluyorsa, benim dediğim olacak diyorsa. Peki, yani namazı kılacağım yani şimdi şunu diyeceksin de sen de bana bunu vereceksin diye pazarlığa geçmeye başlar. Hayır. Ben insani taleplerimi yaratıcıma teklif ederim. Benim görevim ona itimat etmektir. Kendime değil. Ha, namazımı da onun için kılarım. Benim görevim diye kılarım. Orucumu da benim görevim diye kılarım. Yani bütün Ramazan'da 30 gün oruç tuttum. 5 vakit namazın hiçbirini kaçırmadım. Hala huzur gelmedi. Bak bak. Benim emrime denedin. Benim emrime uyacak dediğim için senin tavrın yani bir böyle bir yaratıcı yok ki senin emrine girsin. O da olmaz. Gerçekleşmez. Huzur da gelmez. Yani okuyoruz okuyoruz olmuyor, dua ediyoruz olmuyor falan diyenler var ya. Tavrı kendi problemi. Tavrında. Ama bu mesele nereden? Burada dikkat etmeden, çalışmadan, gayret göstermeden kadere iman kendine de olmuyor. Anlamak lazım. Evet. Yani düşünmek lazım. Gerçekten Kur'an düşünün, tefekkür edin, aklınızı kullanın derken yalnız da dağları biz sabit kıldık örneğine kalma. Her şeyi kasıtlı olarak yaptığımı getireceksin. Bendeki bu duygular da kasıtlı olarak yapılıyor. Bilen var. Yapan biliyor. Bunları bilmemiz lazım. İman terbiyesi olmadan olmaz arkadaş. İman. Kur'an bize iman terbiyesi vermek üzere konuşmadır ya Allah'ım. O terbiyeye girmeden işte biz Müslümanız bazı bir şeyleri de yapıvereceğiz ama terbiyeye girmek yok. Bir şeyler yapacağız, huzur bulacağız. Hani sadaka vereceğiz, iyi, iyi işler yapacağız. Kur'an terbiyesine girmek yok. Kur'an orada duruyor. Veya dua kitabı olarak okunuyor aynı. Ancak. İmani terbiye olmadan olmaz. Hep böyle düşünüyorum, düşünüyorum. Kendim için söylüyorum bunu. İmani terbiye olmadan imanın huzuru olmaz. Kendimizi başka yerde kandırmayalım. İmani terbiye esastır. İmani terbiyeden kaynaklanmayan bir amelden huzur gelmez. Onun için biz genellikle Müslümanlar dinlerler. Ne yapacağımı söyle, yapıvereyim sonucu alayım diyor. Ne yapacaksın? Kur'an'ın imanı terbiyesine gireceksin. O demiyor, onunla uğraşmak istemiyorum. Namaz mı kılacağım, oruç mu tutacağım, sadakam vereceğim, bana onu söyle. Hemen onu söyle, hemen huzur gelsin. Yok, insan zaten huzur gelir. Az bir şey. Bir sadaka vermekten huzur gelmez mi insanlara yardım etsin diye? Halifin doğruluğunu göstermek açısından. Evet. Ama insanın talebi ebedi saadet. Ebedi saadet. Ancak ebedi saadeti vereni tanıyıp teslim olmak. Bir vereceğinden emin olmak. Onu tanıyan bilir. Elhamdülillah. Allah nimetil imanı bil kadar. بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الفاتحة Aslında biraz şu çok güzelmiş ama sonuç bunu da örnekle anlatıyor mu?